Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir Sivrihisar daha diyoruz. Bakınız, şu anda çok tarihi bir konağın önündeyiz. Dışı kadar içi de önemli. Yanımızda yine Koray Faydacı var. Çok güzel bir bölüm daha sizler için başlıyor diyelim. Hemen konuma dönüyorum. Hoş geldiniz Koray Bey. Siz de hoş geldiniz. Sivrihisar'a devam. Evet. Neredeyiz şu anda? Şu an çok önemli bir yapıdayız. Metin Yurdanur Kültür ve Sanat Evi. Müze konumuna geçmediği için böyle gelip müze statüsünde bir yer. Metin Yurdanur'un dağda dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi var. Onu tamamlayıcı olarak da Ermenilerden kalma papazın konağı düzenlendi. Bahçesinde ve içinde Metin Yurdanur'a ait diğer heykellerin devamı var. Dolayısıyla çok önemli. İçinde tarihçilerin, yazarların, bürokratların, sanatçıların olduğu çok önemli heykeller var. Onları göreceğiz şimdi. Arkadaşlar, Koray Bey'in söylemiş olduğu Açık Hava Heykel Müzesi Sivrihisar, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi bölümümüz. Bundan YouTube kanalımızı açtığımız bir 3 sene evvel çekimi yapıldı. Oranın çekimini yapmayacağız. Merak edenler var ise o bölümümüz kanalımızda mevcuttur. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi de yine aynı kişinin, Metin Yurdanur'un müzesi ya da işte evi mi diyoruz, gireceğiz. İçerideki heykelleri de göstereceğiz. Çünkü burada tarihi özellikle önemli karakterler var. Onların bazı hikayeleri var. Onları anlatacağız. Şimdi içeriye giriyoruz. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar, hemen konağın içine geçtik. Anlatmaya başlıyoruz. Bakınız, bu heykeller Metin Yurdanur'a ait. Bakalım ne gibi özellikleri varmış. Buyurunuz. Hitit aslanına ters binmiş Nasreddin Hoca heykeli. Aynı zamanda İskender ve deve kuşu da var. Yani Hititler döneminden Selçuklar dönemine kadar olan kültürleri bir araya getirmiş. Kültürler birleşmesi. Heykelin adı da Miras. 1979 yılından beri Ankara tren garının önünde duruyor. Bunun bronz olanı. Hmm. Tabii. Evet. Peki hemen şunu söyleyelim. Arkada var bir tane. O da Zonguldak'ta madenci heykeli. Arkamızdaki çok değerli bir heykel. Şöyle döneyim arkadaşlar. Evet. İbrahim Peçevi, Macaristan'ın Peç şehrinde. O Peç şehrinden alıyor adını. Elinde bir kitap var bakın. Peçevi tarihi diye. Osmanlı'nın özellikle ilk yıllarını anlatan çok önemli bir tarihçi. Çok değerli bir insan. Onun bronz olanı da Macaristan'ın Peç şehrinde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir odaya daha girdik. Bakalım ne varmış? Evet, bu da Köroğlu heykeli. Halk odanı, kahramanı. Bolu'nun Kıbrısçık köyünde 2017 yılında yapmış oraya. Bronz olanı orada. Bunun bir tane de oradaki gerçek boyutlarda olanı Saat Kulesi'nin hemen çıkışında. Bu minyatürü Saat Kulesi'nde Bolu'nun Kıbrısçık köyüne yaptığı ebatlarda olanı, fiber olanı var. Orada da ihtişamıyla duruyor o. Hı hı. Ermeni konağı demiştik. İşte burada Ermeni konağında dolapların kapaklarını açtığınızda komple dolap. Su kuyusu altta bir mavi heykel var, görürüz. O heykelin altında su kuyusu, Ermeniler de su kuyusu evin içinde oluyor. Türkler de bahçede. Bu detayları da görmüş oluyoruz aynı zamanda Ermeni konağını gezdiğimiz için. Peki hemen Ermenilerden konuyu açmışken arkadaşlar, Sivrihisar'ın tarihiyle ilgili bir soru sormuş olayım. Ermeniler Sivrihisar'da hangi dönemde ne kadar kalmışlardır? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Ermenilerin kökeni çok eski Sivrihisar'da. 1650'de yapılmış bir kilisenin kalıntıları, işte bilgileri falan mevcut. Yani 15. 16. yüzyılda Ermeniler burada mevcut ama esas Ermeniler buraya 1853-54 yılı Kırım Savaşı, savaştan kaçan Ermenilere Abdülmecid'in sahip çıkıp Anadolu'ya yerleştirdiği dönemde sadece Sivrihisar'a bir seferde yaklaşık 4500 kişilik bir grup geliyor. O zaman burada bayağı böyle oturuyorlar, ticaretle uğraşıyorlar. Tabii tabii, 7000-8000 nüfusa ulaşıyor burada Ermeniler. Hı hı. 1900'lerin başında biraz da Eskişehir'e göç etmeye başlıyor. Ha, orada da var. Evet, orada da var. Yaklaşık 3'te 1'i falan Eskişehir'e göç ediyor. Sonra 1915-16'da Teçhir'de tamamen gidiyorlar burada. Ondan sonra da zaten burada herhalde şu anda Ermeni var mı desek yok, belki evet. Bir iki tane bile belki yoktur değil evet, mi? Evet. Peki arkadaşlar, konağın tarihinden bahsettik. Heykelden bahsettik. Şimdi bir örnek daha gösterelim. Sonra bahçeye çıkalım. Hı hı. Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir örneğin daha yanına geldik. Bir tane de dedik yabancı karakter anlatalım. Buyurunuz. Yani Metin Yurdanur sadece Türk kahramanlığı,
ünlüleri, tanınmışları değil, yabancı da var. Dağda Jirini Miktoş var. Burada Don Kişot var. Don Kişot'u zaten tanımayan yoktur. Çizgi filmleri var, kitapları var. El değirmenlere saldıran mistik bir kahraman o da. Arkasında da gene Metin Yurdanur'un fotoğrafları ve yaptığı işler anlatılıyor. Zaten bakın ne yazıyor arkadaşlar. Metin Yurdanur 1951 yılında Sivrihisar'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. 3000 yıllık Frigya, Roma ve Selçuklu uygarlıklarının kalıntılarının arasında geçirdi diyor. Yani zaten babasının demir atölyesinin bahçesinde bulunan 19 ve 20. yüzyıllara ait antika niteliğindeki materyallerle oyunlar oynuyormuş arkadaşlar. Zaten şöyle şimdi bizim programımızda arkadaşlar bu tarz tarihi karakterlere de biz yer veriyoruz. Çünkü beyefendinin kendisi zaten heykeltıraşlık dışında tarihle çok fazla iç içe olduğu için ve tarihi karakterleri betimlediği için bunu çekme gereği duyduk. Asıl bahçede çok güzel büstler ya da heykeller mi diyebiliriz? Aynen. Dağdaki gibi heykellerin bir bölümü de bahçede var. Köşkün bahçesinde arkadaşlar. Bu arada babası Sivrihisar ve civarının Eskişehir'e kadar Sivrihisar'ın bütün ilçelerinin en iyi fayton ustası. Dolayısıyla en iyi ahşap ve demir ustası babası. Yani yeteneği babasından geliyor. Evet. Hemen şeyi soracaktım ben. Burası şu anda kullanıma, halkın girişine açık mı? Merak edip gelmek isteyenler olursa ya da açılacak mı? Durum nedir Koray yani Bey? Burası şöyle. Kültür, sanat, heykelden anlayan, değer verenler. Yani anahtarı bende var. Sadece ben açık gösteriyorum. Herkese açık değil mi? Herkese açık değil ama merak edenler olursa evet. Sizi mi buluyor? O şekilde arkadaşlar Koray Bey'e ulaşabilirsiniz diyelim. Hemen bahçeye geçelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu muhteşem köşkün ya da konağın bahçesine çıktık. Bakın bahçede de çok güzel eserler var. Hemen devam ediyoruz. Buyurunuz. Hemen yanımızda Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan bronzu insan hakları evrensel bildirgesini okuyan kadın heykeli. Arkamızda sevdiğim yüzler portresi. Sevdiğim yüzler. Evet, yani bu adı vermiş Metin Yurdanur bunlara. Orkestra şefi Hikmet Şimşek, gazeteci Emre Kongar, Atatürk, İsmet İnönü, ressam, mimar, Hacı Bektaş Veli, Mithat Paşa, sadrazamlar, her konu var. Vedat Tek var, mimar. Bunu da sevdiğim yüzler portresi olarak böyle sadece büstler olarak yapmış. Gene bahçenin diğer kısmında heykeller devam ediyor. Buradan da müthiş heykellerin arkasında saat kulesi görseli var. Onu da göreceğiz. Bir de gelmişken hemen kiliseden de bahsedelim. Kilise var arkadaşlar YouTube kanalımızda fakat biraz daha eski tarihli bir güncelleme yapmak adına biraz bahsedelim. Evet, Metin Yurdanur'un konağı haç tipi bazilika tarzı Ermeni Ortodoks Surp Yerar Tütün Kilisesi'nin hemen altında tam çaprazında köşesinde. Zaten burası da papazın konağı. Zamanında papazın konağıymış burası. Ha öyle mi? Tabii. Onun için hemen kilisenin yanında. Bu konağın altındaki başpapazın konağı. Zaten Ermenilerden geriye kalan bu konaklar, zenginlerin, papazların oturduğu konaklar, Ermeni kilisesi ve Ermeni hamamı. Normal halk dağın etrafında oturuyor. Halkın oturduğu evlerden geriye bir şey kalmıyor. Çünkü 1915-16'da onlar tehcirde buradan gidince atıl kalıyor. Sonra Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar buradan geçerken Sivrihisar'a zarar veremiyor ama bazı köyleri yakıyorlar, yok ediyorlar. Türk hükümeti de diyor ki bizim elimizde avucumuzda sizin evlerinizi tamir edecek gücümüz yok. Ermeniler de artık geri gelmeyecek. Ermenilerin evlerindeki kapı, pencere, işinize yarayan malzemeyi alıp
yanan, yıkılan evlerini de tamir edin deniliyor. İşte o dönemde onların evlerindeki kapı, pencere sökülüp köylüler kendi evini tamir etmeye kullanılınca zaman içinde Ermenilerin evleri yok olmuş. Yoksa burada 7000, 8000 nüfusa ulaşmış Ermeniler. Yani bu dağın etekleri, bu etraf tamamen aslında yerleşim alanı. Dağın arka tarafı, ön tarafı, dört bir tarafı Ermeni evlerinden oluşuyor. Daha önce işte Sivrihisar 4 dönem bütün dünyanın dini ve ticari merkezi demiştik. Burası Ermeniler için de çok özel bir yer. Ben 32 yıldır on binlerce Ermeni gezdirdim. Onların babaları hep şöyle söylermiş. Hayatınızda bir defa olsun, ölmeden önce Sivrihisar'ı mutlaka ziyaret edin. Orası çok kutsal bir yer diye. Yani Sivrihisar Ermeniler için de ilahi anlamda çok önemli bir yer. Kiliseye geliyorlar mı geldikleri zaman? Tabii tabii. Sık sık diyorum ya, on binlerce Ermeni gezdirdim. Peki kilise şu an ne durumda? Yani atıl mı? Yoksa atıl. Yani şey, sadece turistik amaçlı geziliyor. İç açık yani. Ama tabii burası onlar için çok özel, çok kutsal bir yer olduğu için gezmeye gelenler mutlaka içeride ayin yapıyorlar. Tarih olarak hangi dönem dedik? Çok eski değil ama Türkiye'de 1375 kilise var. Türkiye'nin en büyük kiliselerinden birisi. Öyle mi? Tabii tabii. Çok büyük, çok ihtişamlı bir kilise. İçinde tabii ikonalar, Hazreti İsa, Meryem Ana figürler, semboller yok olmuş ama bina genel anlamıyla sapasağlam ayakta. Sadece içindeki sıvalar, tarihi doku biraz bozulmuş. İçinde gene Şit Aleyhisselam'ın figürü var. Her kilisede görülmeyecek önemli bir detay. Yapılış tarihi 1881. Bunun öncesinde 1650'de yapılmış küçük bir kiliseleri var ama o Kırım Savaş döneminde çok sayıda insan gelince 20-25 yıl küçük kiliseyle idare ediyorlar. Daha sonra o küçük kilise 1876'da bir yangın atlatıyor. Yangın da görmese bu kilise yapılacak mutlaka. Çünkü nüfusa yeterli değil diğeri. Onun yangın görmesi şu oluyor. Aynı yere onu yıkıp bu yapılıyor. Dolayısıyla kiliseler aynı noktada. Çok önemli, çok değerli bir kilise burası. Evet. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. Bu bölümü bitireceğiz. Daha önce biz Metin Yurdanur Açık Hava Müzesi'ni çektik. YouTube kanalımızda var. Tekrarla gitmek istemiyorum. Hazır buraya gelmişken biraz burada oradan da bahsedelim. Kaç tane eser var, neler var? Ondan sonra kapatalım. Buyurunuz. İşte kilisenin hemen arka tarafında, hatta buradan da kamerayı çevirdiğimizde görebilirsiniz. O taraftan çekeriz. Alırız. Anlatımını burada dağın yapalım. Dağın eteğinde evet, dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi. Sadece büyüklüğüyle değil, dünyada böyle konu çeşitliğine sahip heykel müzesi başka hiçbir yerde yok. Dünyadaki diğer heykel müzeleri şair, yazar, ressam, dere adamı, komutan, aşçı, madenci, kırkpınar ağası, dünya güreş şampiyonu, her konu var. Ve bu heykellerin bronz olanları Japonya, Macaristan, Türkmenistan, Libya, Almanya, Rusya, dünyanın dört bir tarafı. Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde bronzları yapıldıkları yerde. Bunlar 40 küsür yıldır heykel tıraşın kendine yaptığı fiber olanları. Mesela Zirin'in Mikloş'u Macaristan'a yapmış fiberinden kendine. Alaaddin Keykubat'ı Alanya'ya yapmış fiberinden kendine. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a Ankara'nın Seymen'i yapmış fiberinden kendine. Dolayısıyla böyle üç özelliğe sahip heykel müzesi, aynı zamanda da şu an içinde bulunduğumuz Metin Yurdanur Kültür ve Sanat Evi var burayı tamamlayıcı olarak. Kendisi Ankara Ostüm'de atölyesi var, hala heykel yapmaya devam eder. Hala oradan heykeller peyderpey gelmeye devam ediyor. Heykellerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Onu soracaktım. Belli bir sayı var mı yoksa gittikçe çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Şu an 100 civarı. Mesela Yunus Emre heykeli şu yeni. An yeni geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, Yunus Emre heykeli Moskova'nın çok ünlü en büyük parkından birine yapılmıştı. Şu an adı aklıma gelmiyor. Tam gidecek araya pandemi giriyor. Pandemi bitiyor. Tam gidecek Ukrayna-Rusya savaşı. Yani bronzu konulması gereken yere konulmadan fiber olanı Sivrihisar'a geldi. Yani şöyle Metin Yurdanur dünya çapındaki liderlerin bile şeylerini, tabii, heykellerini tabii. yapıp oralara gönderiyor. Evet. Oradaki heykeller buradan Türkiye'den yapılıp tabii, gidiyor Rusya, arkadaşlar. Rusya Yunus Emre'yi, Yunus Emre'nin 100. yılı için çok Yunus güzel Emre, bir şey bu. Yunus gurur Emre, verici. Evet, Yunus Emre heykeli istiyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında tarih, kültür, sanat anlamında ün yapmış kişilerin heykelleri. Yani buradan yapılıp evet, oralara gidiyor. Evet. Yani biz hani şeydir ya, ya Avrupa'ya falan gittiğimizde heykellere bakarız koca koca böyle çok güzel şeyler. Aslında birçoğu da belki bizim... Çoğu Metin Yurdanur. Evet. Metin Yurdanur artı belki başka sanatçılar da vardır bilemiyorum ama Türkiye'den de gidiyor arkadaşlar. Yani biz Avrupa'ya gittiğimizde veya oralarda böyle bir şeyler gördüğümüz zaman çoğunda da belki de Türkeli var. Tabii tabii. Belki farkında değiliz değil mi? Buranın turistik anlamda şeyi nedir?
gelen giden, yani herkes buraya da geliyor değil mi? Bu Sivrihisar Turlarına gelen herkes 50, mutlaka burayı. 50 milyon yaşında magmatik bir dağ. Tepesinde kökeni Friklere kadar uzanan Yazıcıoğlu Kalesi. Eteklerinde dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi, Ermeni Hamamı, Ermeni Kilisesi, Metin Yurdu'nun. Hepsi bir arada. Kültür ve sanat evi, tarihi saat kulesi. Yani tarih, kültür, sanat, her şeyi üzerinde şey barındıran bir dağ. Sadece bu alanı görmek için bile Sivrihisar'a gelmeye değer. Bir şey soracağım. Sözü açıyor arkadaşlar. Alan kaç bin kilometrelik dediniz Sivrihisar? Yani şey bu alan, yani şu, burayı gezmek isteyenler ne kadar bir alana yayılmış takribi ya, şey Koray Bey? Çok büyük değil. Yaklaşık 500-600 metre kare içinde hepsini görebiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Peki arkadaşlar, burayı da çekmiş olduk. Bu bölümü de böyle bitirelim. Ben şimdi gideceğim. Sizlere burayla ilgili detayları alacağım. O heykelleri de göstereceğim. YouTube kanalımızda Metin Yurdanur Açık Hava Müzesi daha önce çektiğimiz için var. O yüzden oraya gitmedik. Bu sefer dedik köşkünü, konağını göstermemiştik. Konağını gösterelim dedik. İkisi bir bütün olsun dedik. Ben yine detayları alacağım. Özellikle o yeni gelen Yunus Emre şeyini mutlaka almaya çalışacağım. Detayını almaya çalışacağım. Diğerlerinin de detaylarını size alacağım. Çevreyi göstereceğim. Kilisemiz de var arkadaşlar. YouTube kanalımızda ayrıntılı izlemek isterseniz. Onun için onu da çekmiyoruz tekrardan. Tekrara gitmiyoruz. Buradan bir anlatım yaptık. Detaylarını alacağım. Tekrardan ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Haftaya bir Sivrihisar daha olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Çekimlerimiz devam ediyor. Görüşmek üzere. Mutlaka YouTube kanalımızda sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın.